sonradan verildi. Bir Bahar Akşamı adlı gazetim sayesinde Türkiye dışında da çok güzel bağlantılarım oldu. İnşallah. Selahattin Pınar'ın güfte evet. ve beste Selahattin Pınar'a ait. Bir Bahar Akşamı tabii malum Selahattin Pınar, merhum Selahattin Pınar Usta'nın. Yurt dışına dahi demiştim. Bu kaset vasıtasıyla tanındım ve tabii ki uzun yıllar çalıştım. Oya Hanım, ben Bir Bahar Akşamı'nı çok severim ama benim gerçi bir şarkıcılık yanım yoktur ama. Mesela başlarlar. Bir bahar akşamı rastladım size. Benim sesim tabii iyi değil ama işte bu örnekleri biz sizden biraz sonra şöyle biraz ısın sonra. Programa isteyeceğiz, rica edeceğiz efendim. Memnuniyetle. Bu arada telefon numaramız burada, ben sizin için de yazdım görün diye birlikte anons edelim diye. Sevgili seyirciler, canlı bağlantıya katılmak için 0212 556 88 70 0212 556 88 70'ten bize ulaşabilirsiniz ve bu güzel programa siz de telefonlarınızla ortak olabilirsiniz efendim. Bu arada mesaj atmak isteyen seyircilerimiz için de TRK yazıyorsunuz. Bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 3370'e gönderiyorsunuz. Biz de buradan okuyoruz efendim. Şimdi dilerseniz ben iki güzel klip anons etmek istiyorum. Sonrasında sohbetimizde yine burada olacağız efendim. Sırayı Zara alacak. Zara Beni Unutma isimli yüreğimize hiyeroglif gibi kazınmış olan eserini seslendirecek. Hemen ardından Cansu Koç, Gamze'deyim deva bulmamla sizlerle. Seni
düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. Beni unutma. Beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Thank you.
ayetsiz bu takibe. Doğrusu ömür yetmiyor. Sevgili seyirciler, az önce de söylemiştim ya, hayat yaşamayı, sevgi paylaşmayı, dostluk hak etmeyi, özlemse beklemeyi gerektirir. Bunu da ekliyorum çünkü biz Türk sanat müziğine, klasik Türk musikisine gerçekten bir özlem duyuyoruz. Kendi adıma bunu duyuyorum. İşte bu programımızda bu özlemimizi doyasıya yaşayacağız. Doyasıya yerine getireceğiz efendim. Şimdi öyle de değerli bir konumuz var ki bence hiç vakit kaybetmeden siz de canlı bağlantıya katılabilirsiniz dedim. Hemen herhalde bir telefonumuz geldi. Alo. Buyurun efendim, iyi günler. Eğer yurt dışından arıyorsanız nereden olduğunu bilmiyorum. İyi akşamlar, iyi geceler, mutlu sabahlar, mutlu öğlenler, öğleden sonraları. Merhabalar. Merhaba, ses geldi. Buyurun, nereden arıyorsunuz? Iğdır'dan. Birazcık yüksek konuşursanız ve televizyonunuzun sesini de kısarsanız çok sevineceğim. Duyuyor musunuz? Iğdır'dan arıyorum. Nereden? Iğdır'dan. Iğdır'dan arıyorsunuz. Doğru mu duydum? Evet. Iğdır'dan arıyorsunuz. Niye aradınız? Ben istek şarkıda bulunacaktım. Ama yüksek konuş ya. Bir rica edeceğim. Bak biz bu kadar dinamik program sunuyoruz. Sen biraz gür ses. Şarkıda bulunacaktım. Bravo, böyle oluyor. Ama bak şu anda bizim çok değerli bir konuğumuz var. Zamanında Orhan Gencebay'la çalışmış. Sevgili seyirciler, Orhan Gencebay çok sevdiğimiz bir sanatçı. Siz seyircilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Onunla ilgili olarak hiç daha önce duymadığınız en özel anekdotları bu programda duyacaksınız efendim. Bu bir gerçekten hani demek istemiyorum, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama belki de olay yaratacak güzel anlamda, magazinel anlamda olay yaratacak en gizli, en özel, daha önce gün ışığına çıkmamış bilgilerini ve şarkılarını paylaşacağız bu programda ve bu anlamda bizimle bunları paylaşacak çok değerli bir sanatçımız var. Siz ondan bir şey isteyin sanat müziği adına. Iğdır'dan arıyorsunuz, Iğdır'a bu yakışır. Doğru mu? Seyirciden... Ses çok utangaç herhalde. Zaten bir de sesi az geliyordu sevgili seyircimizin. Ben telefon numaramızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0212 556 88 70. 0212 556 88 70 telefon numaramız. O yani o güzel sesinizden bir kez de sizden duyabilir miyiz? 0212 556 88 70. 70. Arıyorsunuz, konuşuyoruz. Bekliyoruz. TRK yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3370'e de gönderebiliyorsunuz. Şimdi ben Orhan Gencebay'dan bahsettim. Bu arada Yıldız TİBE ile ilgili güzel anekdotlarımız var bugünkü programımızda. Efendim şimdi ben şunu söyleyeceğim. Orhan Gencebay'ın birlikte yaşadığı hanımefendi Sevim Emre. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Ben de sonradan öğrendim. Orhan Gencebay'ın ilk eşi Azize Gencebay'dır. Ve Azize Gencebay'a Orhan Gencebay... Sevemedim Kara Gözlüm şarkısını onun için bestelemiştir. Güftesini ve bestesini ilk eşi Azize Gencebay için yapmıştır. Ve yanımdaki sanatçımız da bu şarkıyı ilk okuyan kişidir. Bunu hemen belirtiyorum. O dönemlerde hani bizi şimdi Türkiye'nin pek çok yerinden seyircilerimiz seyrediyor. İşte köylerde herkesin bir lakabı vardır. Kişi ismiyle bilinmez asla. Onun lakabını söylersiniz, ha tanırlar. İsmini söylediğiniz zaman lakabı nedir diye sorarlar. Çünkü tanımazlar. O dönemlerde Orhan Gencebay'a Hindi diyorlarmış efendim. İlk eşi Azize Gencebay'ın da lakabı kediymiş. Böyle güzel de bir esprileri varmış. Evet. Öyle hatırlanıyorlarmış. Evet. Şimdi bu Sevmedim Kara Gözlüm o dönemlerde yapılmış. Şimdi bir de bu şarkıyı biliyoruz. Onun dışında sizin babanızın birlikte Orhan Gencebay Oya Hanım'ın babasının evine gidermiş gençlik yıllarında. Birlikte saz çalıp kendi aralarında dostluk muhabbeti çerçevesinde bazı şarkılar bestelerlermiş. Bunların da kaydını alırlarmış efendim. Kimse bilmiyor bunları. Oya Hanım da bunlara zaman zaman şahit olmuş. Ben şimdi kendisinden bir şey rica edeceğim. Oya Hanım, beni kırmazsanız şayet. O dönemlerde babanızın Orhan Gencebay'la birlikte dost muhabbetinde tabii. Böyle besteledikleri, güftesini yazdıkları bir şarkı ki birkaç tane var. Onlardan bir tanesini ben şöyle mikrofon uzatsam. Beni kırmazsa söyler misiniz? Hatırlatalım. Ne demek tabii. Hem seyircilerimiz bir duysunlar. Buyurun.
Şimdi Orhan abi bizim idolümüzdü tabii her zaman da. Saygı ve sevgi duyduğumuz son derece değerli sanatçılardan birisi. Mesela Sevemedim Karagözlüm'ü ben ortaokul yıllarındaydım. Orhan abi bana sazıyla beni karşıma oturup kendi seslendirdi ve sonra vurgularını bana bilhassa bizzat kendi geçti ve hatta bana da okuttuktan sonra Oya'cığım sen daha ufacıksın ortaokul lise hani ortaokul yıllarında iken 14'lerde falan. Fakat ne kadar büyük bir duyguya sahipsin, duygu yüklüsün, babandan herhalde bu geçti derdi. Hiç unutmam. Çok severdi beni sağ olsun. Sakın kimsenin hakkına şu gelmesin ki ben hani bir ismi kullanarak bu şekilde gündeme gelme iddiasında falan asla ve asla değilim. Çünkü aşağı yukarı 4 yıldır falan hiç ben hiçbir televizyon ekranında görünmedim. Evet TRT'de yıllarca istisna akitli programlar yaptı. Hep solo programlardı bunlar. Belki biraz sonra bir kolaj halinde izleyebilirsiniz. Asla öyle bir beklentim yok. Yalnız çok hoş bir sohbet ortamında böyle içimden geldi. Sağ olsun Erdem Bey de çok tatlı dilli, çok ikna edici beyefendi bir arkadaşımız. Bana bunları söyletti. Hiçbir şekilde kimsenin aklına bir şey gelmesin. Şimdi mesela Orhan abi ile Azize Gencebay'ın aşkına biz şahittik. Ben o zamanlarda tabii dediğim gibi ufaktım. Mine ile biz hemen aynı jenerasyondaydık Koşanlı. Mesela Abdullah Nail Bayşun'un evinde tanışmışlardı. Ve o zaman işte herkesin dediğimiz gibi bir lakabı vardı. Orhan abi Aslan Burcu'dur ve çok böyle hani oturaklı, o zaman da çok ağır sözü dinlenir, az ve öz konuşan bir insandı. Ona Hindi derlerdi. Azize Gencebay'a da lakabı kediydi. Çok güzel gözleri vardı. Hem çekik hem iri falan. Şimdi demin sohbet esnasında aklımıza geldi. Şöyle biz şimdi babamla Orhan abi çok özel muhabbetleri olan iki insan. Babam merhum oldu. Bizim evimize geldiğinde işte otururlardı. Aperatif şu bu. Mesela Orhan abi bakla hiç sevmezdi. Annem hiç yapmazdı bakla. Bir şeyler içerlerdi falan. Bizim bir teyimiz vardı. Grindik çok güzel o zaman. O yıllara göre çok güzel tabii makara bantlar. Aç abi derdi babama. Babam basardı play'e. Orhan abi içinden geldiği gibi mesela işte bir eser yapmış. Onun şekillerinde değişiklikler yapardı. Bir daha dolaşırdı. Ve benim nakş oldu tabii ki bunlar beynime. Yıllarca bekledim bunları kendisi okur diye. Bilmiyorum. Mesela o zaman çok sevdiğimiz hepimiz çok sevdi. Ne olur Orhan abi oku. Ne olur dediğimiz mesela bir nazar boncuğu vardı. Dinleyelim o zaman. Gönlüme bir sultan bulayım derken gönül sultanımı yitirdim. Nedim var diyorum aklımda kalanlardan. Mesela nazar boncuğunu. Bunu mu söyleyeceksiniz? Olabilir. Buyurun yalnız. Buyurun. Sassız, akorsuz. Böyle güzel. Daha lezzetli oluyor böyle. İnşallah. Gönlüme bir sultan bulayım derken gönül sultanımı yitirdim dedim. Yıllarca bekledim ama güzeli ömrümü yolunda yitirdim dedim. Ömrümü yolunda yitirdim dedim. Nazar boncuğuna nasrettik onu okuyalım. Bundan bir kubile okudum. Onu da dinleyelim o zaman hemen. Evet o çok çok hoş bir şarkıydı gerçekten. Aradaki solosu, bağlama solosu süperdi. Gidip dönmeyeceksen, gelip görmeyeceksen, beni sevmeyeceksen, girme günahıma benim. Beni sevmeyeceksen, girme günahıma benim. Duydum ki gidiyorsun, beni terk ediyorsun. Beni unut diyorsun sevgilim, zalimsin. Beni unut diyorsun sevgilim, zalimsin. Devamını okuyayım mı? Okuyun. Madem böyle başladınız.
Çiçekler boynuna yer, gitme sana nazar değer. Nazar boncu takardım, sen benim olsaydın eğer. Nazar boncu takardım, sen benim olsaydın eğer. Duydum ki gidiyorsun, beni terk ediyorsun. Beni unut diyorsun, sevgilim zalimsin. Beni unut diyorsun, sevgilim zalimsin. Bravo efendim, teşekkür ediyoruz. Gerçekten kulağımızın pasını sildiniz. Ne kadar ben güzel, sizin değil mi? Ses renginizde az da olsa bir Orhan Gencebayvari bir tını hissettim. O i̇şte. Da bize ayrı bir keyif verdi. O vurguları onu dinle efendim, dinle aldık. İki klibimize geçeceğiz şimdi ama telefon numaramızı siz de bu güzel muhabbete ortak olmak istiyorsanız 0212-556-8870 0212-556-8870'ten arayın, bağlanın programımıza. Efendim sırada İki güzel klibimiz var. Cem Okan yine de Söyleyle sizlerle olacak. Hemen ardından Demet Akalın Seven Kızın romanıyla burada. Eğer bir gün kavuşursak eğer, yeniden barışırsak eğer, oturup konuşursak eğer. Eğer bir gün kavuşursak eğer, yeniden barışırsak eğer, oturup konuşursak eğer. Söylenecek çok şeyler var, söylenemez değil ama çaresiz dolanır dilimde. Söylenecek çok şeyler var, söylenemez değil ama çaresiz dolanır dilimde. Yine de söyle güzelim sen, yine de söyle. Yaşayamadıklarını vur vur yüzüme, of. Yine de söyle güzelim sen, yine de söyle. Yaşayamadıklarını vur vur yüzüme. Kavuşursak eğer, yeniden barışırsak eğer, oturup konuşursak eğer. Eğer bir gün kavuşursak eğer, yeniden barışırsak eğer, oturup konuşursak eğer. Söylenecek çok şeyler var, söylenemez değil ama çaresiz dolanır dilimde. Söylenecek çok şeyler var, söylenemez değil ama çaresiz dolanır dilimde.
yine de söyle. Güzelim sen yine de söyle. Yaşayamadıklarını vur vur yüzüme. Oh yine de söyle. Güzelim sen yine de söyle. Yaşayamadıklarını vur vur yüzüme. İşte
seyirciler, güzel kliplerimizin ardından sanatçı konuğumuz Oya Nurdan'la klasik Türk musikisinin o ölümsüz eserlerini ve sohbetini sizlerle Türk TV ekranında paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi sanatçımız Oya Nurdan'ın aynı zamanda da bir TRT sanatçısı olduğundan herhalde bahsetmemiştik daha önce. İstisna akitli. Evet, akitli evet, bir tabii, yani tabii. Sözleşmeli oluyor. Tabii, tabii. Şimdi bununla ilgili biraz sonra bir görüntü izleyeceğiz. Kendisini daha yakından tanımanız anlamında ama onun dışında Oya Nurdan hanımefendi Cadde Bostan Maxim, Büyük evet. Maxim, Taksim Maxim gibi büyük gazinolarda solist altı olarak da tabii, siz tabii. yıllarca çalıştınız. Ama böyle diğer... bir özelliğiniz var. Onun dışında başka beş yıldızlı otellerde çalıştınız. Onlarla da ilgili onlarla ilgili sohbetimiz olacak. Efendime söyleyeyim. Daha söyleyeceğimiz çok güzel bilgilerimiz, aktaracağımız çok güzel bilgilerimiz olacak ama önce Oya Nurdan hanımefendinin TRT yıllarındaki o dönemini şöyle biraz hatırlayalım. Biraz. Yavaş gönlüm nereye saldı, saldı. Sevgili seyirciler, az önce seyretmiş olduğumuz görüntüler TRT'nin o yılları yüreğimize fazı bent gibi yerleştirdiğimiz, yeah. hieroglif gibi kazıdığımız görüntüler ve anlar. Efendim siz Ece gibi başımızın tacısınız. Sağ olun, Türk sanat müziğinde böyle değerli bir ismi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben mesela şimdi hani coştuk, hani keyfimiz yerinde ya, Bir Bahar Akşamı Rastladım Size isimli çok ölümsüz, güzel bir eseri var Oya Hanım'ın. Ben mikrofonu uzatsam. Filip, şeyden vermeyecekler mi? Yok, siz bunu güzel bir söyleyeceksiniz tamam. bize stüdyomuzda. Bizler de sevgili seyirciler, keyifle. Müzik gelmeyecek mi? Müzik gelecek tamam. şimdi, ben anonsunu tamam. bitirdikten sonra. Ve Oya Nur'dan Bir Bahar Akşamı'nı sizler için seslendiriyor efendim. Teşekkür. Bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakın. Neden başınızı öne verdiniz? Neden başınızı öne verdiniz? Thank you.
içimde uyanan eski bir arzu, içimde uyanan eski bir arzu dedi ki yıllardır aradım. Şimdi sarıyorum büküm boynumu. Daha önceleri neredeydiniz? Daha önceleri alkışlıyoruz. Büyük bir keyif edindik. Efendim, bir zamanlar özel kanallar yoktu. Televizyon bile yaygın değildi ülkemizde. Böyle hantal, büyük radyoların olduğu dönemleri hatırladık. İşte o dönemlerde bu şarkılarla huşu buluyordu insanlar. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bir anlamda o günleri yad ediyoruz programımızda. Şimdi iki de güzel klibi biz anons edelim. Sonra yine devam edeceğiz. Efendim, Emrah Adın Ne seninle burada olacak. Hemen ardından Emre Saltık sırayı alacak sevgili seyirciler. Anam mı var? Üzülme. Beni kaybettin diye zaten kazanmamıştın hiçbir aşk. Titremez sonuna kadar sen de inanmamıştın. Üzülme. Beni kaybettin diye zaten kazanmamıştım hiçbir aşk. Titremez sonuna kadar sen de inanmamıştım. Birimiz ayakta kalmalıydı, sadık kalmalıydı yeminlere. Bunu ben başardım canım, ikimizin yerine. Bundan böyle hasret olsun. Hayatta en güzel düşün. Benle yaşadıklarını unut, yaşamadıklarını düşün. Bundan böyle hasret olsun. Hayatta en güzel düşün. Benle yaşadıklarını yaşamadıklarını düşün. Ayakta kalmalıydı, sadık
kalmalıydı yeminlere. Bunu ben başardım canım, ikimizin yerine. Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin derinden.